Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çiçeksepeti.com'un kutu açılımını yapacağız. Ürünlerinden birisini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bildiğiniz gibi 1000 aboneye geldiğim zaman bir çekiliş yapacağım. Ve çok çok az kaldı. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Öncelikle şunu da söylemiş olayım. Bu kutuyu bana sevgili arkadaşım Nurcan gönderdi. Bu videoyu çekebilmem için. Ona da çok çok teşekkür ederim. Zarar vermeden, şöyle bir koparmadan açmaya çalışacağım. Çok güzel görünüyor bu arada. Paketlemesi harika. Çok heyecanlıyım. Çok uzun zaman önce aslında arkadaşım bunu bana gönderdi ama çekecek fırsatım olmadı. Ben de videoda görmek için açmadım. Çok zor bekledim açıkçası. Çok merak ediyorum. İçinde böyle 90'lar oyuncakları, böyle şekerlemeleri falan filan var. Bakalım neler çıkacak. Bakıyoruz. Aslında bunu Arda'yla beraber çekmiş olsaydık daha güzel olurdu ama YouTube'un yeni politikası yüzünden çocuk yaştakilerle bildiğiniz gibi video çekmek kanala birazcık zarar veriyor. O yüzden o arkadaş şu an izlemekle yetiniyor. Ama sözlerinle ve sesinle bize destek olabilirsin. Dış ses olabilirsin. Bu böyle bir oyuncak. Ben mesela bununla hiç oynamadım. Hiç hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Büyüğü vardı. Sen nasıl hatırlıyorsun? Ben 90'lar çocuğu değil miyim? Sen bunu nereden hatırlayabilirsin? Ben hatırlamıyorum. Ya bunu ben gördüğümü hatırlıyorum ama YouTube videolarına falan herhalde bu 90'lar oyuncakları, kutu açılımları falan. Bu mu? Evet. Ne yapmaya çalışıyoruz burada? Ha, şunu mu yapmaya çalışıyoruz? Evet. Dönmeyecek, şıkı 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 yapacak. Yani. Ay, gelir mi acaba kameraya falan? Korkarak yapıyorum şu an. Hazır mısınız? Bayağı güzel uçtu. Aynen. Getirsene. Bayağı güzel uçtu. Bilmiyorum kamerada göründü mü ama çok iyiymiş. Dışarıda falan oynasam bunu eğlenirsin. Bence bu zevkli bir şey. Dur gözükmeyeyim. Kanal kapanır. Çok gereksiz bir politika. Özür dilerim YouTube. Lütfen bunu şey yapma. Kanalın para kazanmasını aç. Tamam. Deniyorum tekrar. Görünüyor mu şu an kamerada? Biraz aşağıdan yap ki uçtuğunu görelim. Göründü mü? Göründü. Dışarıda oynansa bu bence gayet güzel. Buna bayılıyorum, o yüzden buna devam edeceğim. Oynamayacağım. Ya da oynasam mı acaba? Ama şimdi gerizekalı falan çıkarım. Rezil olmak istemiyorum. Bu dünyanın en güzel oyunlarından bence bir tanesi. Hem ucuz bir şey, herkesin alabileceği, herkesin evinde olabilecek bir şey. Hem de çok zevkli. Öyle değil mi? Böyle ailecek falan yarışması çok zevkli oluyor. Çünkü, ama bilmeyenler için de bir anlatayım. Dur. Bunun adı Solatest. Burada böyle iki tanesi çıkmış. Ne denir bunlara? Taşları var diyeyim. Bunları böyle takıyorsunuz. En ortadaki boş kalıyor. Ay çok güzel bunları koparmaz. Amacınız şu. Şunları şöyle üstünden atlatıyorsunuz. Üstünden atlattığınızın şu aradakini alıyorsunuz. Anlatabildim mi? Anlatamadım muhtemelen ama. Şöyle. Yaptığınız hamle bu. Bunu alıyorsunuz. Amacınız da burada en az şu taşlardan bırakmak. Geriye kalan taş sayısına göre de piyon sayısı. Piyon diye geçiyormuş bak. Geride kalan piyon sayısına göre de size işte bir puan veriyor ve bir işte ünvan veriyor ya da bir isim veriyor. Mesela 9 tane kalırsa geriye beyinsiz oluyorsunuz. 0 puan. İşte 8 tane kalırsa gerizekalı. 7 tane kalırsa aptal falan gibi. 1 tane kalırsa bilgin. 2 tane kalırsa zeki gibi. İşte en fazla 9'a kadar. Eğer 9'dan fazla çıkartırsanız 9 neydi? Beyinsiz. Beyinsizden daha kötü bir şeysiniz demektir. Onun şeyi yazmıyor artık. Hani düşünün. Neye geçelim? Buna geçiyorum. Cino. Ben bunun tadını zerre hatırlamıyorum şu an. Efsane çikolata. İçi portakallı. Biliyorum bunu ama tadı çok hafızamda kalmamış. Isırmayacağım ki Arda da yiyebilsin. Şöyle koparayım. İçi bu şekilde. Yani güzel ama harika değil.
sonlardaki sesler niye düzgün çıkmıyor? Bununla oynadığımızı hatırlıyorum. Ama yine çok böyle aşırı zevkli bir şeydi. Aa, bir tane daha Cino var. Bu neydi? Bu kayısılı mı? Evet. Dur bakalım bu nasıl? Bunlar güzel. İçi böyle daha açık bir renk, sarı. Bence bunun tadı daha ilginç. Kayısılı çikolata çünkü yok. Değil mi? Yok değil mi hiç? Beğendim bak, kayısılı olan ilginç. Katniss olacağım şimdi. Nasıl yapıyoruz? Olamadım. Böyle. Böyle mi? Hayır. Ters tutuyorsun. Şuradan geçirmem lazım. Hazır mısınız? Açık oyuna... Ya muhtemelen ben beceremiyorumdur. Böyle değildir. Ya ben kaç defa açlık oyunları izlemiş kızım ya. Niye beceremiyorum? Aa. Kalbim kırıldı şu an. Olmadı. İşte böyle bir şeymiş. Geriye kaldı 4-5 ürün falan. Burada böyle bir şeker var. Meyve aromalı şekerleme diyor ama bunu şimdi yemeyeyim herhalde. Yiyeyim mi? Hadi yiyeyim. Yoksa nasıl incelime yapacağız? Tadına bakmadan. Kutu açılımında bu kadar kötü olup böyle bir video çekmek. Bunu hatırlıyorum bu arada. Ve bunun tadı gerçekten güzel. Ama sakız gibi böyle. Isırabiliyorum yani üstüne. Şey gibi değil. Cam şeker gibi değil. Üzerine böyle bir kaplama var ve sıra sıra da yiyebiliyorsun. Sakız tadıyor. Tadı net sakız. Ama çok güzel. Horoz şeker. Bakalım bu nasıl? Bunun tadını hiç hatırlamıyorum. Böyle bir şeyin popülerliğinden haberdarım. Yedim mi bilmiyorum. Herhalde yemişimdir. Ama tadını hiç hatırlamıyorum. Yediğimi de hatırlamıyorum. Bunun bence görünüşü çok güzel. Tasarım olarak bence çok hoş. Ne ya? Isırdığım anda yapıştı. Şu an burada. Bunun hiç tadı bir şey yok ki. Bomboş. Sanki mum yiyormuşum gibi. Bunu sevemedim. Patlayan şeker var. Sabırsızlanıyorum onun için. Şunu çok güzel düşmüşler. Yanına pil de koymuşlar. Tetris herkes biliyordur zaten. İşte yukarıdan bir şeyler düşüyor. Farklı oyunları da var. 99 oyunu var. Hatta şey yazıyor. 9999 oyun yazıyor. Ama öyle değildir herhalde. 9999 tane ne olabilir ki bununla alakalı? Eskiden böyle Atari'lerde de yazardı. Bilmem kaç tane oyun var diye. Ama hayır. Olmuyordu. Kandırıyorlardı bizi. Geriye hep yiyecek kaldı. Bu zaten görünüyor. O yüzden bunu açalım. Yupo Draje. Bunun tadı zaten alışık olduğumuz bir tat. Ç harfi çıktı. Tadı bildiğimiz Bonibon. Diğer markalarla aynı. Bir tat farkı yok ama bence çok güzel. İçinden bir tane nazar sakız çıktı. Ekşi tora gibi bir şey. Ekşi yüz normalde ama ekşi tora mı? Garip bir adı var. Tadı güzel. İlk ağzıma attığımda benim daha fazla ekşi gelmişti ama
Ekşi yüzler daha ekşi. Onlar böyle bayağı hani yüzünü falan buruşturuyorsun. Onlar bayağı ekşi oluyorlar da. Geriye son bir tane ürünümüz kaldı. Bu da patlayan şeker. Ben çok severdim. Bunu net hatırlıyorum. Sürekli alırdım ve çok severdim. Bakalım. Hala eskisi kadar güzeller mi? Çok güzel kokuyor. Evet, patlıyor, patlayan şeker. Eskisi kadar sadece şey değil sanki. Eskiden böyle biraz daha öyle bir patlıyorlardı ki dilin acıyordu falan böyle. O kadar şiddetli patlamıyor. Ya da ben öyle hatırlıyorum. Ama güzel. Tadı da güzel, çilekli. Yani hiç eğer denemediyseniz bence deneyebilirsiniz. Değişik çünkü. Ağzınızda ıslandığı zaman böyle bir patlıyor, asitli gibi. Kolanın asit gibi düşünebilirsiniz. Böyle değişik bir şey. Şeker için değişik bir reaksiyon gösteriyor. İlginç. Bence bir kere de olsa deneyin. Aa, Ikea'dan almışlar bunu. Bu saksıymış normalde. Bence çok güzel. Ben de bunun kabı çok şey diyecektim. Kova çok güzel. Kullanılır bir şey için. Hani kalemlik falan yapabilirsiniz belki. Ya da içine başka bir şeyler koyabilirsiniz diyecektim. Saksıymış zaten normalde. Saksı olarak da kullanabilirsiniz o zaman bunu. Bence güzel. O zaman videoyu burada kapatalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tekrar bunları gönderdiği için Nurcan'a çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda incelememi istediğiniz işte ne bileyim butikler ya da markalar herhangi bir şey varsa yorum olarak bırakabilirsiniz bunu. Beni Instagram'dan, Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.